Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vela udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, iza nudiye lissalati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillah ve zerul bey' zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Sadakallahul azim. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, guslu yevmil cum'ati vacibun ala kulli muhtelim. Sadaka Resulullah fîmâ kâl, ev kemâ kâl. Muhterem cemaat-i müslimîn, bugünkü sohbetimizde cuma namazı üzerinde durmak istiyoruz biraz. Cuma namazı Medine'de farz kılınmıştır. Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin peygamberlik hayatının 12 küsür senesi Mekke'de geçiyor. 10 senesi de Medine'de geçiyor. Mekke'deyken cuma namazı farz kılınmamıştı. Medine'ye hicret edince Peygamber Efendimiz kılındı. Hatta Medine'ye gelmeden Ranune Vadisi denilen yer var. Orada farz kılınıyor, ayet iniyor. Peygamber Efendimiz orada duruyor. Yanındaki olan kimselerle beraber cuma namazını kılıyor. Şimdi Mekke'de niye yoktu cuma namazı? Niye farz kılınmadı, Medine'de farz kılındı? Mekke'de Müslümanlar bir kuvvet değildi, bir güç değildi. Müşrikler sıkıştırıyorlardı, müsaade etmiyorlardı. Efendim, Müslümanların ibadet etmesine. Mesela Peygamber Efendimiz inen ayeti kerimeleri okuyor Müslümanlara, vahiy katibini çağırıyor, yazdırıyor. Bir de geliyor, Kabe'nin yanında yüksek sesle okuyordu. Diğer müşrikler de duysunlar bunu diye. Fakat müşrikler Peygamber Efendimiz'in yüksek sesle Kur'an okumasını istemiyorlardı. Çünkü Kur'an'da bir cazibe vardı, çekiyordu insanları ve müşrikler korkuyorlardı. İnsanlar Müslüman olur diye. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'ini dinler, Müslüman olur diye korkuyorlardı. Ondan dolayı adamlarına diyorlardı ki, bu okumaya başladığı zaman siz gürültü yapın, parıltı, patırtı yapın. Yani onun okuyuşunu, onun sesini diğer insanların duymasına mani olun, engel olun. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Demin anlatmaya çalıştığım husus bu ayette belirtiliyor. Kafirler dediler ki, müşrikler, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Kendi adamlarına diyorlar tabi. Bu Kur'an'ı dinlemeyiniz siz. Okuduğu zaman, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu zaman bu Kur'an'ı dinlemeyin. وَالْغَوْ ف۪يهِ. Orada gürültü yapın.
efendim patırtı yapın, sesini bastırın, dinlemesin diğer insanlar, dinleyemesin. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki böyle galip gelirsiniz, bastırırsınız onları. Demek ki Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma kılamıyor idi. Ondan dolayı Medine'de ilk cuma namazı kılındı. Orada bir Davudiye vakfı var. Bir gittiğimizde o vakfa götürmüşlerdi. O vakıf eski Medine'nin şeyini yapmıştı böyle. Minyatür şeklinde eski Medine'nin, eski Mescid-i Nebevi'nin halini yapmışlardı. Orada anlattı bir tanesi bize. O anlatırken dedi ki, Medine ilklere sahne olan bir yerdir. İlklere, ilk bir takım şeyler Medine'de olmuştur. Mesela ilk cuma namazı Medine'de farz kılınmıştır. Peygamber Efendimiz ilk cumayı Medine'de kıldırmıştır. İlk hutbeyi Medine'de okumuştur. Oruç Medine'de farz kılınmıştır. Sadaka-i fıtır Medine'de meşru kılınmıştır. Efendim bayram namazları hem kurban bayramı namazı hem Ramazan bayramı namazı Medine'de meşru kılınmıştır. Yani hac orada farz kılınmıştır. Zekat orada farz kılınmıştır. Yani Medine ilklere sahne olmuştur diyor. İlk öyle anlatmıştı. Efendim ilk olarak demek ki bazı ibadetler orada farz kılınıyor. Namaz, namaz Medine'den önce. Mekke'de de vardı namaz. 5 vakit namaz Miraç gecesinde farz kılınıyor. Yani Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmeden 1,5 sene önce, 18 ay önce 5 vakit namaz farz kılınıyor. Daha önce sabah ve akşam kılınıyordu. Bir de gece namazı vardı, gece teheccüd namazı. Bu teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'e farz idi. Efendim, ümmete de sünnet, müstehap idi. Ayeti kerime var o namazla ilgili. Daha sonra 5 vakit namaz farz kılındıktan sonra teheccüd namazı artık sünnet oluyor. Peygamber Efendimiz için vacip olduğu devam ediyor deniliyor alimler. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ وَمِنَ الْلَيْلِ Gecenin bir kısmında teheccüd namazı kıl. Teheccüd kelimesi cemaati Müslümin hem uyumak manasına geliyor Arapçada, hem de uyanmak manasına geliyor. Ondan dolayı denilmiş ki bir namazın teheccüd namazı olabilmesi için uyuyup uyandıktan sonra kılınması gerekir. Hiç uyumadan diyelim geceleyin namaz kılsa o teheccüd olmuyor. Teheccüd denilmiyor ona. Ne deniliyor? Gece namazı. Kıyamü'l-leyl. Gece namazı deniliyor. Peki teheccüd denilebilmesi için uyuyup uyanması, uyanıp kalkması, namaz kılması. Bu daha zor bir şey yani. Yani uykudan, insanın uykudan, o tatlı uykudan gecenin o saatinde kalkıp namaz kılması çok önemli bir şey. Ondan dolayı güç olan şeylerin sevabı da çoktur cemaat-i Müslümin. Şimdi biz Cuma'dan bahsedecektik. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ediyor. Kuba denilen yerde 4 gün kalıyor. Pazartesi geliyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü orada kalıyor. Orada bir de küçük bir mescidin temelini atıyor. Mescid derken etrafına bir duvar çekiyorlar işte. 1 metre var veya yok. Yani böyle ahım şahım mescid anlamayınız. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de yapmış olduğu mescid de üzeri açıktı başlangıçta.
Ondan dolayı öğle namazında özellikle secdeye gidemiyorduk diyor sahabe-i kiram. Sıcak alnımızı yakıyordu diyor kumlar. Ondan dolayı elimize alıyorduk daha önce, hafif soğutuyorduk, ondan sonra onun üzerine secde yapıyorduk. Yani Efendimizin mescidi de başlangıçta üzeri açıktı. Daha sonra hurma dallarıyla kapatılmıştı, gölgelik olsun diye. Orada 4 gün kalıyor Peygamber Efendimiz Kuba'da. Bir mescid, küçük bir mescidin temeli atılıyor. Şimdi Kuba Mescidi'ne ziyarete gidiliyor. Hacca gidenler, umreye gidenler, içinizde çoğunuz veya hepinize yakın neredeyse görmüşsünüzdür. Güzel bir mescit yapmışlar orada Peygamber Efendimiz'in. Peygamber Efendimiz orada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe kalıyor. Cuma günü Medine'ye gitmek üzere hareket ediyor. Biraz gittikten sonra ayeti kerime iniyor. Cuma namazıyla ilgili demin okuduğum ayeti kerime. Ve Peygamber Efendimiz orada duruyor. Vakit cuma namazının vakti olmuş ki orada duruyor. Orada açık alanda cuma namazını kıldırıyor. Daha sonra orada Mescid-i Cuma diye bir mescit yapılmış. Biz birkaç defa gittik oraya. Her gittiğimizde kapalı. Yani zaten mescit de küçük. Küçük bir mescit yapılmış. Suudlar bu şeylere önem vermiyorlar. Bid'at diyorlar yani böyle. Diyelim Peygamber Efendimiz'in ya namaz kıldığı yeri, ilk namaz kıldığı, ilk cuma namazı kıldığı yeri Müslüman görmek istiyor. Niye bid'at olsun bu yani? Bu gibi şeylere bid'at gözüyle bakıyorlar ve birkaç defa gittik biz, geçtik oradan. Efendim hacca ve umreye gittiğimiz zamanlar kapalı yani, açık bile tutmuyorlar şeyi, o mescidi. Peygamber Efendimiz ilk cumayı orada kıldırıyor ve ilk hutbeyi de orada okuyor. Peygamber Efendimizin o ilk hutbesiyle ilgili bize kadar ulaşan bazı nakiller var cemaat-i müslümin. Bahsediyor orada, diyor ki İbn-i İshak, bu ilk siyer kitabı yazan Peygamber Efendimiz'in Sîrat-ü İbn-i İshak diye meşhur siyerinde diyor ki, efendim ne diyor? Şöyle yukarıdan okuyayım isterseniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Kuba'da Amr oğullarının yurdunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldı. Yevmel İsneyn ve Yevmel Sülasa ve Yevmel Erbi'a ve Yevmel Hamis, yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri kaldı. Ve essese mescidehüm, ve orada bir mescid temelini attı. Essese temelini attı. Efendim sümme harace yevmel cumuati. Sonra cuma günü oradan çıktı Medine'ye gitmek üzere. Zaten Kuba Medine'ye yakın. Zaten birleşmiş şimdi yani. Eskiden ayrı bir köymüş Kuba köyü. Şimdi birleşmiş Medine'ye artık. Evet, sümme harace yevmel cumati, cuma günü Kuba'dan çıktı Peygamber Efendimiz. Fe edraketül cumuatu fi beni Salim ibn Avf'in. İşte o Kuba Mescidi'nin yeri, oradan bahsediyor. Efendim Salim bin Avf oğullarının yurduna gelince cuma namazının vakti oldu. Fesallaha fil mescidillezi fi batnil vadi. Vadinin şeyinde bulunan yerde cuma namazını kıldırdı. Bu ilk cuma namazı kılınan yerlere musalla deniliyor veya bizim ifademizle namazgah da deniliyor. Musalla, namazgah. Mesela Sultan Fatih, Kosova'da bulunan bugün, Prizren'i fethettiği zaman orada cuma namazı kılmış. Daha sonra namazgah haline getirilmiş. Yani daha sonra oraya mihrap yapılmış.
Efendim bir de minber yapılmış. Daha sonra orası işte harap edilmiş. Efendim o namazgahın bir kısmı işgal edilmiş. Nihayet bizim Türk Birliği gidiyor oraya. İşte 1999'da olması lazım. 99'da. Efendim? 99'da. Ben de 2000 senesiyle 2003 senesi arasında orada kaldım. Şeyde Makedonya'da, Üsküp'te kaldım ama oraya gidip geliyorduk. Yakın, çok yakın. Daha sonra bizim Diyanet İşleri Başkanı oraya Mehmet Nuri Yılmaz Bey bir ziyarete gelmişti. Askerler orayı ihya etmek istiyorlardı, bizim askerler. Fakat para lazımdı onlara. Diyanet Başkanı'na dediler, Diyanet Reisi Mehmet Nuri Yılmaz Bey'e bize yardım edebilir misiniz? Onlar da edebiliriz dediler. Bir miktar para gönderdiler oraya. O para yetmedi fakat askerler kendi maaşlarından şey yaparak, vererek o camiyi güzelce yaptılar. Açılış merasimi oldu. Açılış merasiminde de Diyanet İşleri Başkanı adına ben konuşmuştum orada. Namazgah, ilk cuma kılınan yer, daha sonra namazgah olarak orada devam ediyor imiş işte. Üzeri açık yani, etrafında da duvar da yok yani. Etrafı şöyle diyelim, işte 20 santim, 30 santim yükseltilmiş. Gidenler görmüştür tabii Prizren'e gidenler. Prizren tam bir Türk şehri gibi. El-An 20'nin üzerinde tarihi cami var orada. Osmanlılar döneminden kalma. Evet, Peygamber Efendimiz burada ilk cuma namazını kıldırdı. Ve kânet evvele cüm'atin sallâha bil medîneti. Medine'de ilk kıldırmış olduğu cuma namazı burada kılınmış oldu. Ranuna Vadisi'nde. Ve zâlike kable te'sisi mescidihi. Peygamber Efendimiz kendi mescidini yaptırmadan önce burada kılmıştı. Ki Peygamber Efendimiz kendi mescidini efendim 7 ay gibi bir zaman içerisinde yapıyorlar. Yani mescit deyince yine böyle mescit anlamayınız. Etrafına bir duvar örüyorlar, o kadar. Üzeri açık. Başlangıçta öyleydi Peygamber Efendimiz'in mescidi. O 7 ay içerisinde de Peygamber Efendimiz önce mescidi yaptırıyor, ondan sonra odalarını yaptırıyor. Kendi oturacağı, ailesiyle oturacağı odaları yaptırıyor. Odalarından önce mescidi yaptırıyor Peygamber Efendimiz. Odaların etrafına, mescidin etrafına hanımları için, her bir hanımı için oda yaptırıyor. Buna meşruta diyoruz. Bizim işte İstanbul'da da böyle camilerin yanında efendim imamların kalacağı odalar, demek ki aslı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin odalarına dayanıyor. Hucurat. Hucurat suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Hücrenin çoğulu. Hücre oda demek. Bizim dilimizde de kullanılıyor. Daha çok cezaevlerle ilgili kullanılıyor hücre. Hucurat da çoğulu. Peygamber Efendimiz'in odalarından da bahsediyor demek ki Kur'an-ı Kerim. Bahsetmesi şöyle oluyor cemaati Müslümin. Bir Beni Temim heyeti geliyor Yemen tarafından. Bunlar yanlarına şairlerini alıyorlar, hatiplerini alıyorlar, efendim ileri gelenlerini alıyorlar, din adamlarını alıyorlar. Güya Peygamber Efendimiz'le tartışacaklar. Kendi dinleri, kendi adamları üstün gelirse bizim dinimiz daha üstün, Hristiyan onlar. Bizim dinimiz daha üstün, dolayısıyla Müslüman olmaya gerek yok diyecekler. Ve geliyorlar, gelince Peygamber Efendimiz öğleden sonra, öğle namazından sonra oluyor bu hadise ki Efendimiz şeye çekilmiş, odasına çekilmiş, kaylule'ye çekilmiş. Efendimiz öğle vaktinde bir müddet istirahat ederdi. Hanesine çekilir. Buna kaylule diyoruz. Yatar yani. Şimdi Suudi Arabistan'da El An
İkindiye kadar resmi daireler bile kapalı olmuyor. Öğleden sonra yatıyorlar, dinleniyorlar. Çok sıcak oluyor tabii. Güneş tepeye gelmiş oluyor artık. Çarşıya bile çıkamıyorsun o saatlerde. İstirahat ediyorlar. Peygamber Efendimiz de o zaman da kaylule'ye çekilmiş. Bunlar sabredemiyorlar. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Şayet bunlar sabredeselerdi peygamber kendilerine çıkıncaya kadar bu hayırlı olurdu. Ama öyle yapmadılar. Ne yaptılar? Peygamber Efendimizin hangi odada olduğunu da bilmiyorlar. Her bir odasının arkasına biri geçerek ''Ya Muhammed'' diye çağırmaya başladılar. Sanki arkadaşlarını çağırıyorlarmış gibi. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu eleştiriyor. Yani peygambere böyle hitap edilmez diyor. Peygambere ismiyle hitap edilmez. Peygambere bağırarak yüksek sesle hitap edilmez. Peygambere karşı bir insanın edebi olması lazım. Bir edep dahilinde hitap etmesi lazım. Deniliyor ayeti kerimede. La terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Peygamberle konuşurken sesinizi onun sesinin üzerine yükseltmeyiniz. Onun sesini bastırmayınız. Yani büyük bir zat huzurunda konuşurken demek ki onun sesinin üzerine sesinizi çıkarmayacaksınız. Fazla bağırmayacaksınız, çağırmayacaksınız. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ Birbirinizi çağırdığınız gibi yüksek sesle onu çağırmayınız. Yani ey Muhammed diye böyle arkadaşını çağırır gibi onu çağırmayınız. اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ Daha önce işlemiş olduğunuz amelleriniz de boşa gider. Bu çok ilginç bir şey cemaati Müslümin. Aslında mümin bir günah işlediği zaman önce işlemiş olduğu amelleri boşa gitmiyor. Ne zaman boşa gidiyor? Müslüman irtidat ederse, dinden dönerse yapmış olduğu, daha önce yapmış olduğu amelleri boşa gidiyor. Hatta bu bile tartışmalı. Eğer geri dönerse, yani Müslüman irtidat eder, dinden çıkar, geri dönerse o daha önce yapmış olduğu amelleri makbul olur diyor. Eğer geri dönmezse, ölürse, o zaman daha önce işlemiş olduğu güzel amelleri de boşa gider. وَمَنْ يَرْتَدِدْ Bu ayeti kerimeden okuyorum bunu size cemaati Müslümin. Bu bilgiyi nereden veriyoruz? Ayeti kerimeden. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ Yani kim irtidat eder, dinden döner, dinden çıkar ise ve kafir olarak ölürse, onun amelleri boşa gider. Peki geri dönerse, Ebu Hanife'ye göre geri dönerse de boşa gider onun amelleri. İşte imamış, mesela hac yapmış olsa, en bariz misali burada ortaya çıkıyor. Hac yapmış olsa tekrar hac yapması gerekir mi? Geri Müslüman oldu, döndü. Tekrar hac yapması gerekir mi? Ebu Hanife yapması gerekir diyor. Küfür ameli yok eder diyor. Küfür amellerin yok olmasına sebep olur. Efendim İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, bu küfür ölünceye kadar devam ederse amellerin yok olmasına sebep olur. Ölmeden önce tekrar dine dönerse amelleri de döner ona. Yani bir defa daha hac etmesi gerekmez diyor. Peygamber Efendimiz demek ki ilk cuma namazını kırda kılıyor. Ondan sonra da mescit yapılıncaya kadar yine dışarıda kılıyor Peygamber Efendimiz cuma namazını. Mescit 7 ay içerisinde yapılıyor. Ondan sonra da odaları yapılıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz bu ilk hutbesinden bir kısmını okumak istiyorum size. Ve kânet evvele hutbetin hatabeha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk okumuş olduğu hutbesi bu idi. Nasıldı hutbesi? Efendimiz diyor kalktı, namaz kıldığı yerden kalktı. Tabii orada minber vesaire yok. O minbere de geleceğim. Ve hitap etti. Fehamidallâhe ve esnâ aleyhi bimâ huve ehluhu. Allah-u Teala'ya hamdü senada bulundu. Sümme kal, sonra buyurdu ki, emma ba'd, ya eyyühennâsü, ey insanlar, fekaddimû li enfüsiküm, ölmeden önce hayattayken güzel ameller işleyiniz kendiniz için. Te'alemünne vallahi leyus'akanne ahadukum thumme leyed'anne ganemehu leyse leha ra'in. Sizden biri ölecek, yani hepiniz öleceksiniz. Sizden biri vallahi ölecek, sonra sürüsünü çobansız bırakacak. Diyelim sürüsünün başında ölecek, sürüsü çobansız kalacak. Sonra Rabbi ona diyecek, وَلَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ. Aralarında bir tercüman olmaksızın Rabbi bizzat ona hitap edecek. Diyecek ki ölen kimseye, اَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي. Sana benim elçim gelmedi mi, peygamber gelmedi mi? فَبَلَّغَكَ. Gelip de sana tebliğ etmedi mi ilahi emirleri? Allah'tan almış olduğu vahyi, mesajı sana bildirmedi mi? Ve âteytüke mâlen, ben sana dünyadayken mal verdim. Ve eftaltü aleyke, sana lütufta bulundum, bir takım nimetler verdim. Femâ kaddemte li nefsike, sen ne yaptın bunların karşılığında? Bunun üzerine o kimse diyor Efendimiz, hutbede söylüyor bunu. فَلْيَنْزُرَنَّ يَم۪ينًا, sağına bakacak. وَشِمَالًا, soluna bakacak. فَلَا يَرَى شَيْئًا, kendisine yardım edecek, kimseyi göremeyecek. ثُمَّ لَيَنْزُرَنَّ قُدَّامَهُ, sonra önüne bakacak. فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ, cehennemin dışında başka bir şey göremeyecek. فَمَنْ اِسْتَطَاعَ اَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقٍ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ. Binaenaleyh sizden biri yarım hurma ile olsa bile kendisini ateşten korusun. Yani yarım hurma bile tasadduk etmek suretiyle, hiç tasadduk edeceği bir şey yoksa, yarım, hiç değilse yarım hurmayı tasadduk etmek suretiyle kendisini cehennem ateşinden korusun buyurdu. Ve men lem yecit, kim de o yarım hurmayı da bulamazsa, fe bi kelimetin tayyibetin, güzel sözle kendisini korusun. El kelimetü tayyibetü sadakatün buyurmuş Efendimiz. Güzel söz söylemek, yani insanları kırmamak, incitmemek, efendim gönüllerini kırmamak insanların, güzel söz söylemek insanlara sadakadır. El kelimetü tayyibetü sadakatün. Hatta bir dilenci gelse vereceği bir şey olmasa onu bile tatlı sözle sevk etmek, sevk etmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar. İsra suresinde. Yani hiçbir şey bulamıyorsa efendim ona güzel söz söylesin. Güzel söz yılanı deliğinden çıkarır diye bir atasözümüz var bizim. Güzel sözümüz. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok duruluyor. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde. Diyor ki Efendimiz burada, fe inne biha, o güzel söz söylemek suretiyle
Tüczel hasenetü bi aşri emsaliha, yapılan iyilik 10 misline kadar karşılık verilir, yapılan iyiliğe sevap verilir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci hutbesini okuyor. Bu hutbeyle uzatmak istemiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaati Müslümin, daha sonra Mescid-i Nebevi yapılıyor. Mescid-i Nebevi'de artık cuma namazları, diğer namazlar olduğu gibi Mescid-i Nebevi'de kılınıyor. Ve başlangıçta minber yoktu Peygamber Efendimizin mescidinde. Bu mihrabın şeyinde bir hurma kütüğü vardı. Ona dayanarak okurmuş Peygamber Efendimiz hutbeyi. Ona dayanarak, böyle yüksek bir yere çıkma yok. Ayakta o hurma kütüğüne dayanarak okurmuş. İki hutbe okuyor Peygamber Efendimiz. Birinci hutbeyi okuduktan sonra bir müddet oturuyor. Şimdi aynısı uygulanıyor bizde. Ondan sonra ayağa kalkıyor, ikinci hutbeyi okuyor. Şöyle başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanesi mescidin bitişiğindeydi. Efendim, hanesin önünde küçük bir avlucuk vardı. Evinden o avlucuğa çıkılırdı. Oradan hem dışarı kapı vardı, hem Mescid-i Nebevi'ye kapı vardı. Cemaat toplandığı zaman Peygamber Efendimiz'e haber verilirdi. Direkt evinden mescide girerdi Peygamber Efendimiz. Sünnetleri evinde kılardı Peygamber Efendimiz. Cuma namazının sünnetini de, diğer namazların sünnetini de. Sünneti evinde kılar, cemaatin toplandığı haber verilir. Peygamber Efendimiz evinden çıkar, cemaate selam verir. İşte mihrabın yanına gelir. Efendim, o okuyacağı, hutbeyi okuyacağı yerde namazı kıldırır. Ondan sonra hutbeyi okurdu Peygamber Efendimiz. Hutbeye başlarken de selam verirdi Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz zamanında bir ezan vardı cemaati Müslümin. Peygamber Efendimiz hutbeyi okuyacağı zaman okunurdu o namaz. Şimdi de okunuyor, iç ezanı diyoruz ona şimdi. Daha sonra Hazreti Osman zamanında efendim şehir büyüdü. İnsanlar o iç ezanıyla namaza yetişemez oldu artık. Bir de namaza başlamadan, hutbeye başlamadan önce dış ezan okundu ve el-an devam ediyor bu. Öyle devam ediyor. Yani iki tane ezan okunuyor. Bir, namaz vaktinin girdiğini halka ilan etmek için ezan okunuyor. Bir de hutbeden önce ezan okunuyor. Peygamber Efendimiz işte ezan okunduktan sonra hutbeyi irad etmeye başlardı. Daha sonra cemaati Müslümin minber yapıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine. Bu minber 3 basamaklı idi. Peygamber Efendimiz 3. basamağa çıkar, hutbeyi orada okurdu. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimizin vefatından sonra halife Hazreti Ebu Bekir oluyor. O teeddüben Peygamber Efendimizin çıktığı basamağa çıkmıyor, bir aşağı basamakta okumaya başladı hutbesini. Bir basamak aşağı indi. Ondan sonra Hazreti Ömer geldi. O da bir basamak daha aşağı indi. Yani yere indi demektir. 3 olduğuna göre yok. Evet, son aşağıdaki son basamağa indi. Ondan sonra Hazreti Osman halife oluyor. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman artık çıkacak basamak kalmadı yani. Yani yerde okuması lazım. O 3. basamağa çıktı. Yani Peygamber Efendimiz'in çıktığı basamağa çıktı ve dedi ki cemaati Müslümine, cemaat dedi, bu iş böyle devam ederse benden sonra nihayet ta kapıya kadar gider bu iş yani. Her yeni gelen imam bir aşağıdan başlarsa burada da kalmaz, o iş kapıya kadar gider dedi.
ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çıkmış olduğu basamağa, yani üçüncü basamağa çıkarak hutbe okudu. Daha sonra Hazreti Osman'ın bir takım hatalarını sayıyorlar işte. Bunu da bir hata olarak gösteriyorlar. Ya bu ne hatası yani? Bu hata olur mu? Yani Peygamber Efendimizin çıkmış olduğu basamağa çıkarak hutbe okudu. E peki Peygamber Efendimizin mihrabında namaz kıldırıyorlar yani. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyleydi. Şimdi Peygamber Efendimiz bir hata gördüğü zaman minberdeyken ikaz ederdi hutbe okurken. Daha sonra Hazreti Ömer de bunu yapmış cemaati Müslümin. Hazreti Ömer'le ilgili anlatayım bir şey. Bir gün Hazreti Ömer hutbe okurken bir tanesi geliyor. Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazına gelirken yıkanırdı. Güzel koku sürünürdü ve güzel temiz elbiselerini giyerdi. Yani cuma namazına özel bir özen göstererek, dikkat ederek gelirdi. Hatta deniliyor ki Peygamber Efendimizin kendi kokusu olmadığı zamanlar evde hanımlarının kokusundan sürünürdü. Yani mutlaka bir koku sürünürdü, güzel koku sürünürdü. Buradan anlıyoruz ki efendim o zaman da erkeklere mahsus güzel koku, kadınlara mahsus güzel koku varmış. Peygamber Efendimizin ayrı güzel kokusu, hanımlarının da ayrı güzel kokusu varmış. Peygamber Efendimiz bayram namazına, cuma namazına veya elçiler geldiği zaman böyle efendim temizlenir, yıkanır, en güzel elbisesini giyer, koku sürünür, öyle çıkardı. Cuma namazına da öyleydi Peygamber Efendimiz. Şimdi Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer hutbe okuyor. Bir tanesi geliyor camiye. Yani gecikmiş oluyor artık. Ta hutbe okurken geliyor, vaktinde gelmiyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer hutbedeyken ona seslendi diyor. Dedi ki, eyyetü saatin hâzihi, bu hangi saattir? Yani bu cuma günü, mübarek cuma günü, niye vaktinde gelmiyorsunuz? Bu hangi saattir bu, dedi. O sahabi şöyle cevap verdi, bu sahabi Ensar'dan, yani Medineli Müslümanlardan, ismini söylemiyor. İnni şugiltü, ben meşgul idim. فَلَمْ اَنْ قَلِبْ اِلَى اَهْلِ Hatta aileme de dönemedim. حَتَّى سَمِعْتُ التَّعْذ۪ينَ Ezan okunur okunmaz, abdest alıp ancak buraya geldim, yeni gelebildim, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki, فَقَالَ وَالْوُضُوءُ اَيْضًا Bir de abdestle geldin ha? Yani hem geç geliyorsun, hem de gusül de yapmadan geldin. Abdestle geldin. Bunun üzerine devam etti Hazreti Ömer. Ve kat alimte, sen biliyorsun ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâne ye'muru bil gusli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazına yıkanarak gidiniz dedi. Gusül yaparak gidiniz dedi. Bunu bildiğin halde geç geldiğin gibi, üstelik bir de gusül yapmadan geliyorsun, diye onu uyardı diyor Hazreti Ömer. Bu gusülle ilgili çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetler var cemaati Müslümin. O sıcak bölgede özellikle insan diyelim terliyor, teri soğuduğu zaman üzerinde kuruyor, daha sonra bir terleyince pis kokuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı camiye gusül ederek gelinmesini, hatta efendim
soğan, sarımsak yiyerek yiyen kimselerin gelmemesini, cemaati rahatsız etmemesi için emrediyor. Çok önem veriyor Peygamber Efendimiz. Şimdi cemaati Müslümin, Hazreti Ömer zamanında hutbedeyken ilginç şeyler de oluyor. Peygamber Efendimiz zamanında da oluyor. Peygamber Efendimiz minberdeyken, hutbe irad ederken, Hazreti Hasan'la Hüseyin küçük, düşe kalka geliyorlar. Peygamber Efendimiz dayanamıyor, iniyor minberden, onları yanına alıyor, aşağı oturuyor ve diyor ki, Allahü Teala işte mallarınız da evlatlarınız da sizin için imtihan buyurmuş, ne güzel buyurmuş diyor. Efendim, Hazreti Ömer de hutbe okurken cemaatten müdahale edenler oluyor. Mesela bir hutbe okurken Hazreti Ömer diyor ki, bu kadınların şeyi, mihirleri çoğaldı. Erkekler evlenemiyor. Bunu azaltmak lazım, belirli bir sınırda tutmak lazım bu mehirlerini diyor. Oradan bir kadın ayağa kalkıyor. Hazreti Ömer'e diyor ki, ey Ömer, sen ne hakla Allah'ın bize tanımış olduğu mehiri kısıtlamaya çalışıyorsun? Allahü Teala, ve in erattum istibdale zevcin mekane zevcin ve ateytum ihdahunne kintaran fela te'huzû minhunne şey'a. Yani onlara kantar kantar mehir vermiş olsanız bile sınırlamıyor Allahü Teala. Ondan bir şey almayınız buyuruyor. Sen ne hakla Allah'ın bize tanıdığı yetkiyi, hakkı elimizden almak istiyorsun diyor. Hazreti Ömer susuyor, sen haklısın diyor. Kadına diyor ki, sen haklısın, Ömer haksız. Efendim, böyle bir başka defa cemaati Müslümin, Hazreti Ömer hutbede yine minberde, işte ey cemaat, dinleyin ve itaat edin diyor. Oradan bir tanesi kalkıyor, ya Ömer, dinlemeyeceğiz de seni, itaat da etmeyeceğiz. İşte geçen gün falan savaş neticesinde alınan ganimetler içerisinde bulunan kumaş dağıtıldı. O kumaş, efendim, bir takım elbise olmuyor bize dağıtılan. Şimdi rida var, izar var. Yani altta bir takım elbise öyle oluyor o zamanlar. Bizim bildiğimiz gibi ceket pantolon değil. Alta bağlıyorsunuz izar, üste alıyorsunuz rida. Yani bizim aldığımız bir parça, senin aldığın iki parça. Bunun hesabını vermeden dinlemeyeceğiz de seni, itaat da etmeyeceğiz diyor. Hazreti Ömer oğlu Abdullah'ı arıyor gözleriyle. Diyor ki, ey Abdullah, bunun cevabını sen ver diyor. Abdullah da diyor ki, ben babama kendi şeyimi verdim, kendi hissemi verdim. Evet, o zaman dinleriz diyorlar. El-Fatiha.